Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Envantere girmeye hazırlanan siper ürün 1'in entegre sistem seviyesi atış testinde ilk defa röle aracı ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarı kullanıldı. Daha önceki testte siper ile 100 km menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan air radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı. Türkiye'nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunması kapsamında uzun menzil, yüksek irtifada görev yapacak siper uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, blok tipi geliştirilecek füzelerden ilki siper blok 0'ın ilk test atışı Kasım 2021'de icra edilmişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TRT Haber canlı yayınına konuk olmuştu. Bahse konu yayında sektördeki son gelişmeleri açıklayan Demir, siper projesinde gelinen aşamadan da bahsetmişti. Bu kapsamda Demir siper hakkında şu ifadelerde bulunmuştu: "Siper hava savunma sistemi projesinde siper blok 1'in envantere girmesi çok yakın. Siper projesi bloklar halinde ilerliyor, blok 0, blok 1 şeklinde ilerleyen projede her fazda farklı hava hedeflerini önleyebilecek kabiliyetlerde füzeler geliştiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüksek irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayacak, savaşta düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya etkisizleştirmek suretiyle dost birliklerin bekasını sağlayacak, stratejik ve ekonomik tesisleri düşman hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarına karşı koruyacak ve müşterek harekatın daha elverişli koşullarda icrasına imkan verecek bir sistemin geliştirilmesi amacı doğrultusunda savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan Roketsan TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi aşama C sözleşmesi imzalanmıştır. Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlamakta olup, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, radar ağı yönetim sistemi ve hava kuvvetleri bilgi sistemi ile bağlantı yeteneğine sahiptir.